Merhaba değerli dostlarım, Çiftçi TV'den hepinize selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bugün yine sizlerin sorularından kaynaklanan bilgileri aktarmaya çalışacağım. Önce maskotumuzla bir merhaba diyelim. Evet, bana ne yazık ki çok gelen bir soru daha var. Artık gelmemesi lazımdı diye düşünüyorum ama geliyor bu soru. Çok da anlattık. Boğa istemeyen inek. Benim söyleme tarzım da bu. Ama genel olarak boğaya gelmeyen inek, kızgınlık göstermeyen inek. Doğum yaptıktan sonra tekrar kızgınlık göstermeyen ineklere bu ismi veriyoruz. Tıbbi adı anöstrus. Anöstrus boşta geçen gün sayısını yükseltiyor. Buzağlama aralığını arttırıyor ve döl kaybına yol açıyor. Bazı durumlarda ise ineğin zorunlu olarak sürüden çıkarılması gerekiyor ki bu da büyük bir kayıp. Doğumdan sonra kızgınlık göstermeyen inekler demek ki işletmeler için zaten çok önemli bir kayıp kalemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunun hep kökeninde sürü yönetimi vardır. İkinci derecede kuru dönem hataları vardır. Doğumu takip eden günlerde kızgınlık göstermemesi bir ineğin 3 temel sebebe dayanır. Birincisi enerji noksanlığı, ikincisi vitamin mineral noksanlığı, üçüncüsü de corpus luteum yani sarı cisimin orada kistik olarak kalması, kalıcı korpus luteum, kalıcı sarı cisim kistik olarak orada kalması. Şimdi bu sebepleri gözden geçirelim, bakalım neler var. Ancak şunu söylemek isterim ki bu korpus luteum yani kalıcı korpus luteum kist halinde olması konusu bence ilk başta bertaraf edilmelidir. Böyle bir olay olup olmadığı baştan halledilmelidir. Onu da anlatacağım. Bir kere enerji noksanlığı olan bir hayvan ne diyor bize inek? Benim enerjim yok. Mecalim kalmadı. Yeni bir yavru verecek halde değilim. Dermanım, gücüm yeni bir yavruya dermanım, gücüm yok diyor. Enerji noksanlığı tabii hormonal mekanizmayı bozuyor ve yumurtalıklarda işe yarar bir folikül gelişemiyor. Folikül çapı küçük oluyor. Yumurtalık kaliteli bir yumurta üretemiyor. Üretebilse bile bu yumurta döl yoluna atılamıyor. Bunun tabii arkasında daha önce de söylemiştim, çok kez söyledim. İnsülin benzeri büyüme faktörü 1 eksikliği, bunun da sebebiyle, bu eksiklik sebebiyle de LH, luteinizasyon hormonunun eksikliği var. Bunların arkasında. İkinci sebep, vitamin, mineral ve izmeral eksiklikleri. Özellikle karoten, bakır, mangan, kobalt ve fosfor eksiklikleri döl verimini olumsuz yönde etkiliyor. İneklerin doğumdan sonra kızgınlık göstermemesine sebep olan üçüncü konu da korpus luteum kistidir. Bu korpus luteum kisti de çoğunlukla rahim çalışmadığı için, rahim kontraksiyon atıp yapıp içini boşaltamadığı için, ineğin kendini gebe hissettiği için öyle diyelim, bir şekilde rahim iltihabı oluyor. Buna da piometra diyoruz. İrinli rahim iltihabı. İrinli rahim iltihabı, piometra, irinli rahim yangısı. Yani piometra ile beraber oluyor genelde korpus luteum kistleri, kalıcı korpus luteum, piometra. Doğumdan sonraki günlerde kızgınlık göstermeyen ineklerde neler yapabiliriz? Bir kere öncelikle ilk 21 günde veyahut ilk kızgınlıkta çok dikkatli olup not alalım. Yani ilk kızgınlığı gösterdi mi, göstermediyse hala niye göstermedi? Gösterdiyse kaçıncı günde gösterdi? Burada tohumlama yapacak değiliz ama kızgınlığı bilmemiz lazım. İkinci kızgınlığı da
boş geçirebiliriz. Ancak kızgınlığı bilmemiz lazım. Not alın. Üçüncü kızgınlıkta da tohumlayabiliriz. Kuru dönemin çok etkisi var bu işte. Örneğin kuru dönemin süresi. Süresi çok iyi ayarlanmalı. Çok kısa olmamalı, çok da uzun olmamalı. Normal olarak söylenen 45 ila 60 gün. 45 ila 60 gün. 45'ten aşağı olmasın, 60'tan da yukarı olmasın. Doğum sonrası günlerde hayvanın iştahsızlığı bir sorundur. Ve bu sorunla beraber tabii hayvan zayıflar, yani çok kilo kaybı oluşur. Hızla zayıflayan ineklerde öncelikle kızgınlık göstermekten vazgeçerler. Sıcak havalarda ısı stresi, sıcak stresi oluşur ve bu konuda tabii biz duş, fan, serinletme gibi veya katkı maddeleri gibi önlemler almak zorundayız. Duş koyacağız, fan koyacağız efendim. Yemlere katkı maddeleri katacağız. Bu sıcak hava stresini önlememiz gerekir. İyi bir döl verimi mükemmel bir sürü yönetimiyle mümkündür. Sürü yönetiminin temel kuralları her zaman söylediğim gibi kuru ve temiz, iyi kayıt ve iyi gözlemden ibarettir. 4 tane ana konu var. Sürü yönetiminin başıyla sonu arasında 4 tane ara konu var. Kuru, temiz, iyi kayıt, iyi gözlem. Doğumun akabindeki kızgınlıkları takip etmek de aslında bu iyi kayıt, iyi gözlem sisteminin bir devamı. Doğumdan sonraki 25. günde mutlaka bir prostaglandin F2 alfa yapalım. Hiç olmazsa şu korpus luteum, kalıcı korpus luteum, korpus luteum kisti olayını bir halledelim. Varsa veya yoksa her neyse. Yani 25. gün yapalım. Bir prostaglandin F2 alfa yapılması çok 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 faydalı olur. Aynı zamanda rahim temizliği için faydalı olur. Uterus involüsyonu, yani uterusun tekrar gebe olmaya hazır hale gelmesini de sağlar. Aynı zamanda da korpus luteum kisti varsa, kalıcı korpus luteum varsa onu da regrese eder, yani halleder. Doğumdan önce ve sonra bir destek programı uygulayalım. Yani işte hayvana bir takım katkı maddeleri vererek bir destek programı uygulayalım. Tabii kuru dönemi iyi geçirmek koşuluyla. Vitamin, mineral, iz mineraller yemlere mutlaka katılsın. Genelde ben vitamin tozu veriyorum diyen arkadaşlar var ama bu sorunla karşı karşıyalar. Onun için demek ki yeterli değil ya da verdikleri vitamin tozları da diyelim vitamin var ama mineral yok, mineral var, vitamin yok veyahut hepsi var fakat miktarları belki eksik, bilmiyorum. Bu günler normal yaşamın dışındaki günlerdir. Yani lohusalık normal yaşamın dışındaki günlerdir. Dolayısıyla tamamen özel günler olduğu için özel muamele ister bu hayvanlar. Özel uygulama ister bu durum. Özel. Tedavide mutlaka enerji dengesi sağlanmalıdır. Eğer enerji dengesini sağlayamadı isek belki çeşitli protokoller uygulanabilir. Örneğin O-Sync programı ki yakın zamanda Double O-Sync programı daha öne çıktı. Yani Double O-Sync'i kullanmak daha öne çıktı. Hatta çok daha faydalı oldu. Onun için bir program gerekebiliyor bazen döl tutmama hallerinde. Sürü yönetiminin bir parçası da kızgınlığı iyi gözlemektir. İyi kayıt, iyi gözlem dedik ya, iyi gözlemektir. Eğer bir kişi sorumlu olursa sürüde kızgınlığı göstermekte ve hep ona sorarsak daha başarılı oluruz. Sorumlu tek olmalı. Herkes sürüde kızgınlık gözleyecek diye bir şey yok. Bir kişi gözlüyor, o bir kişi sorumlu oluyor. Herkes kızgınlık takibinden sorumluysa hiç kimse sorumlu değil anlamına gelir. Onun dışında da kızgınlık takibi için çeşitli yöntemler var. Bunun bir tanesi de boya ve tohumla yöntemiydi. Hatırlıyorsunuz, anlattım. Yani kuyruk üzerini boyuyoruz düz bir çizgi halinde. Sonra bakıyoruz bu çizgi silindi mi?
çizgi silindiyse atlamaya müsaade ettiğini anlıyoruz. Yani bu kızgınlık takibi sürülerde önemli bir durum. Ama double O-Sync, O-Sync gibi programlar varsa onlar da kullanılabilir. Her işletme kendine ait bir kızgınlık takip sistemi oluşturmalıdır. Bu gözle de olabilir, alet malzemeyle de olabilir, robotla, robot sağında da olabilir, çeşitli testlerle de olabilir. Bunların hepsi mümkün. Her işletmenin bir takip sistemi olmalı. Ama en basiti, en ucuzu ve en kolayı aslında kuyruk üzerine boyamak, boya tohumla sistemi. Boya tohumla, yani atlamaya müsaade ettiyse, durduysa, duruverdiyse onu tohumlayabiliriz. İneklerin doğum sonrası kızgınlık göstermemesinin bir sistem içerisinde değerlendirilmesi, olayı bütün görülmesi çok önemlidir. Bunu akılda tutalım. Olay bir bütündür ve kuru dönemle çok 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 ilgisi vardır. Şimdi bu konuya gelince aklıma bir şey daha geldi değerli dostlarım. Onu da size özellikle söyleyeyim. Size zaman zaman mastitisten dolayı bazı bilgiler aktarıyorum. Mastitise sorular çok geliyor. Onunla ilgili çok sorun var ve size bilgiler aktarıyorum. Bir bilgi daha vermek isterim. Bu bilgi şu. Yeni doğum yapan doğusa inekler hiç olmazsa bir belli bir süre, 20 gün olur, 30 gün olur, 40 gün olur hatta, diğerleriyle aynı yerde yatıp kalkmasınlar. Yani laktasyondaki diğer ineklerle ve hatta düvelerle. Laktasyondaki inekler, yeni doğum yapmış loğusa inekler, efendim düveler aynı yerde yatarlarsa mastitis vakaları çoğalıyor. Hele yazın daha tehlikeli bir sorun var. Yaz mastitisi, Truparella pyogenes. Bu Truparella pyogenes de oradan sinek alıyor, onun memesine koyuyor mikrobu. En önemli konudur, düveler ve diğer laktasyondaki inekler yeni doğum yapmış doğusa ineklerle aynı yere yatıp kalkmasınlar. Hele hele serbest yerlerde. Bunlar yeni doğum yapanlar ayrı bir bölümde olsunlar. Yeni doğum yapanlar ne yapıyor arkadaşlar? Sızıntı yapıyor arkasından. Yani halk arasındaki deyimle içini temizliyor. Rahim içini temizliyor. O içini temizlerken akan sıvılar mikroorganizma dolu. O mikroorganizmalar da etrafa böyle yayılıyor. Öteki de onun üstüne yatabilir. Meme başını, meme çevresini, meme ucunu kirletebilir. Bir de dediğim gibi bu dönemde sinekler de hizmet eder bu mikroplara ve yayılır. Onun için loğusa inekler bir süre dışarıda başka bir bölümde, yani diğerlerinin dışında bir başka bölümde yaşasınlar diye öneriyorum sizlere. Tabii ki işte yerim yok, bilmem ne falan da diyebilirsiniz ama hayvancılığın usulü budur. Yani böyle yapılması lazım. Yani hayvancılığa devam ediyorsanız ve bu konuda daha da ilerletmek istiyorsanız dediklerime dikkat edin. Çünkü bunlar hep başa gelen sorunlar. Evet, boğa istemeyen inek, boğaya gelmeyen inek konusunu anlattık. Kuru dönem önemli. 25. gün prostaglandin F2 alfa çok önemli. Vitamin, mineral, özellikle iz mineral eksiklikleri çok önemli. Şimdi gene sorulardan kaynaklanan bir durum daha var. Sütü gelmeyen düve. Yani bir dişi buzağı işte büyüyecek ve düve olacak. Bize de bir yavru verecek. Yavru verince süt verecek. Biz de hevesle bekliyoruz. Fakat doğum oluyor ve düve süt vermiyor. İşte büyük bir hayal kırıklığı. Bunun ilk doğumunu yapmış düvelerde %10 oranında olduğu söyleniyor literatür bazında. %10. Agalaksiya diyorlar. Sütsüzlük, süt gelmeme. Agalaksiya. Yani sütsüzlük, süt gelmemesi.
Dört meme lobundan süt gelmemesine tamamen bu isim verilir. Yani dört memeden de süt gelmiyorsa sütsüzlük, a galaksiye. Bazen üç memeden süt gelir, birinden gelmez. Buna da işlevsiz, non-fonksiyonel, işlevsiz meme, bizim tabirimizde de kör meme adı veriliyor. Meme lobunun belki de kalıtsal, yani doğuma bağlı olarak kalıtsal bir sorunu da olabilir bu. Yani o memenin kör olması belki. Meme ödemi süt akışını engelleyeceği için meme ödeminde de böyle bir sorun oluşabiliyor ama ödem geçince normale döner. Doğum öncesi tuz vermeyelim. Doğum öncesi verilen tuz meme ödemine yatkınlık sağlıyor. Doğum öncesi tuzu azaltalım ya da hiç vermeyelim. Ancak görüldükten sonra da idrar söktürücü yapılabilir. Ve bir kereye mahsus da tek bir uygulama kortizon yapılabilir. Kortikosteroid yapılabilir. Ama idrar söktürücü yapmak meme ödemini giderir. İlk görülür görülmez. İlk iş çok büyük bir buz kalıbıyla masaj yapmak. Bu da meme ödeminde çok faydalıdır. Çok iri bir buz kalıbıyla, tabii ellerinizi üşütür ve vazgeçersiniz. Onun için onu bir eldiven veya bir yere üstüne alıp o şekilde masaj yapmak lazım. Yani eldivenle veya bir başka bir şeyin üstüne, yastık gibi bir şeyin üstüne alıp buzu da onun içine. Ve öyle küçük bir buz kalıbıyla olmaz. Yani büyük, iri bir buz kalıbıyla, mesela bir tencereyi su doldurup buz haline getirmek suretiyle böyle masaj yapmak. İlk görülür görülmez bu yapılırsa çok iyi netice alınır. Ödem mümkün olduğu kadar acilen giderilmelidir. Yer ederse oralarda, iyice oturursa memeye uzun süre devam eder bu. O zaman da dışarıdan masajları pomat iyot yodürö ile yapmak lazım. Artık iyice iş uzadıysa masajları pomat iyodo iyodüre ile yapmak lazım bu sefer. Akut haldeyken buz. İleri vakalarda pomat iyodo iyodüre masaj. Günde iki kere ovalayarak masaj. Düveler laktasyondaki sürüye yeni katılan genç hayvanlardır. Bilmedikleri, alışkın olmadıkları ortamda çabucak strese girerler ve kortizol hormonu salgılarlar. Kortizol hormonu biliyorsunuz stres hormonudur. Ve adrenalin salgılarlar. Korku hormonu. Korku. Bir kortizol, bir de korku hormonu. Bu süt indirme hormonunu, yani oksitosini baskılar bu durum. Süt indirme hormonunu, oksitosini baskılar. Böyle bir durumda düve sütü indirmez. Onun için düvelere çok nazik davranmak lazım. Sakin bir biçimde onları sağım bölümüne almak lazım. Sakin bir biçimde sağım yapmak lazım. Çünkü genç kızdırlar, korkarlar, ürkerler ve korkup ürkünce strese girerler. Adrenalin ve kortizol salgılarlar. Bu da oksitosin salgılamasını azaltır ya da bitirir.